Türk savunma sanayisi bir kez daha gücünü gösteriyor. Türk savaş gemileri için yeni bir hava savunma füzesi geliştiriliyor. Bu füzeler, derin sularımızı güvende tutmak için hayata geçirilen sistemin büyük bir parçası olacak. 100 kilometre menziliyle dikkat çeken bu yeni hava savunma füzesinin geliştirilmesi için Roketsan firması büyük bir çalışma içerisinde. İlk olarak Milgem İstif sınıfı Fırkateyn projesinin ilk gemisi olan TCG İstanbul üzerinde bu füzelerin entegrasyonu planlanıyor. Fakat bu süreç özellikle hava savunma füzesi ve dikey atım sistemi ambargosu ile karşılaşıldığında daha da kritik hale geldi. Ancak Türk mühendisleri, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi ve Hisar RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi'nin deniz şartlarına uyumlu hale getirilmesi için başarılı bir çalışma sergiledi. Şu an itibarıyla TCG İstanbul'da Midlas ile Hisar Orta RF füzelerinin atışları gerçekleştiriliyor ve yakın bir zamanda Hisar DRF'de denemelere tabi tutulacak. Hemen ardından ise Siper Ürün 1 füzesi bu sistemlere entegre edilecek. Bu noktada, Siper Ürün 1 füzesi, 100 kilometreye kadar menzile sahip olarak Türk donanmasının envanterine katılacak, bu da onu Türk donanmasının en uzun menzilli hava savunma füzesi yapacak. Entegrasyon çalışmaları devam ederken, Siper Ürün 1'in deniz şartlarına uygun hale getirilmesi için, bazı donanımsal ve yazılımsal çalışmaların gerçekleştirileceğini öğreniyoruz. Ayrıca, Siper Ürün 1 füzesinin karadan atılan versiyonu da 2024 döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma füzesi olan Siper Ürün 1'in büyük bir başarı hikayesini temsil ediyor. Sadece bu da değil, Siper Ürün 2 ile 150 kilometre menzile sahip bir başka füze de geliştirilmekte ve 2024-2025 döneminde envantere girmesi bekleniyor. Son olarak, bu projenin nihai aşamasında mevcut hava savunma füzelerinin quadback yapısına uygun hale getirilmesi ve deniz platformlarına yönelik yeni hava savunma füze sistemi çözümlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Quadback kabiliyeti sayesinde 16 hücreli bir Midlas sistemi 64 adede kadar hava savunma füzesi barındırabilecek, bu da Türk savaş gemilerinin daha etkili bir hava savunma yeteneğine sahip olmasını sağlayacak. Sonuç olarak, Türkiye'nin savunma sanayisi adına büyük bir atılım olan bu gelişmeler, ülkemizin savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Bu projenin sonuçlarını heyecanla bekliyor ve sizi bu gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın.